Derneğimizin olan Kasım ayı toplantısına hoş geldiniz. Bu iki toplantımızda misafirlerimiz bulunmakta. Kendinizi de takdim edeceğiz. Öncelikle Bağcılar SGM Müdürü Sayın Cırtık ve Şenol Genel ve Sedat Çelik. Efendim hoş geldiniz. Şişli Şube Başkanımız Sayın Gülnaz Güler ve yönetimciler. İletişim ve ilişki uzmanı Sayın Hande Akın ve misafiri Bahamut Foxley. Hoş geldiniz. Ve tabii ki iktisadi dayanışmadan Sayın Nusret Sümer. Efendim, derneğimiz üyelerinden 5 Kasım'da Sinan Uğurlu'nun doğum günü kutlu olsun. 10 Kasım'da Şenol Kokal Bey'in doğum günü kutlu olsun. Bu ayki toplantımızı Hasan Tandoğan, Osman Gelir ve ben Dilek Bulut sunacağız. Arkadaşlarımı davet ediyorum. İletişim ve ilişki uzmanı Sayın Hande Akın'ın programı kısıtlı olduğundan kendisini sorgula, fark et, dönüştür konulu sunumunu yapmak üzere davet ediyoruz. Sunumumuz başlıyor. Keyifler. Merhabalar. Çok güzel bir konu. Çok teşekkür ederim bu güzel davet için. Herkese selam. Şimdi sizden birkaç küçük ricam olacak. Bilmiyorum ne kadar kolay ama yapabileceğinize %100 inanıyorum. Cep telefonlarınızı 45 dakika boyunca bakmayabilirsiniz. Bu sizin için çok güzel olur. Hatta telefonların tamamen sessize, off'a alabilirsiniz. Çok daha iyi olacak. Çünkü yapacağımız çalışma öncelikle sizin bedeninize iyi gelecek. Diyelim eskilerin deyimiyle şifa çalışması diyebiliriz. Herkes rahatça sandalyesine yer etsin. Hoş geldiniz. Sırtımızı, ayaklarımızı kilitlemeden, kollarımızı kavuşturmadan sadece nefesimize odaklanarak oturmamız olacak. Sırtlardaki kaykılmak falan olması, inanın bu çok güçlü bir rahatlama tekniği ve bunu hayatınızın içine aldığınızda kendi kendinizi pek çok ağrınızdan iyileştiriyor olacaksınız. Tamam mı? Evet, süper. Harika. Her sunuma başlamadan önce benim bir ritüelim vardır. Derim ki, içinizdeki ışığı ve yaşamı anılandırıyorum. Birazdan paylaşacağımız bu güzel dediğim için elinize tek tek teşekkür ediyorum ve minnet ediyorum. Şimdi tekrar şöyle bir kontrol edelim telefonları. Çok teşekkür ederim, harikasınız. Şimdi sizlerden sadece gözlerinizi kapamanızı rica ediyorum. Lütfen içinize dönün. Çünkü bunu çok az yapıyoruz. Hayatın içinde durup içimize dönmüyoruz, bakmıyoruz. Kulağımız lütfen müzikte olsun. Thank you.
nefesinize odaklanın. Derin ve güçlü nefesler alırken, bütün gün sizi taşıyan ayaklarınızı rahatlattığınızı hissedin. Ayaklarınız rahatlasın. Ayak bilekleriniz rahatlasın. Etraftaki sesi bir kenara atın. Sadece nefesinize odaklanın. Bilekleriniz rahatlasın. Bileklerinizden dizlerinize kadar her iki bacağınızın da alt bölümleri iyice rahatlasın. Odamız benim sesimde, çalan yumuşak müzikte ve nefesinizde olsun. Harikasınız. Şimdi lütfen dizlerinizi rahatlatın. Dizlerinizden kasıklarınıza kadar her iki üst bacağınızı da ince rahatlatın. Kasıklarınız rahat, mideniz rahat. Organınızı tek tek rahatlatın. Karaciğeriniz rahat, akciğeriniz rahat, böbrekleriniz rahat. Bütün iç organlarınız izin verin rahatlasınlar, gevşesinler ve sakinlesinler. Her şeyde uyanık olmak zorundayız.
durumları dengeliyorsunuz. Dengelediğiniz zaman da duygusal durumlar anında çok daha rahat kararlar verebiliyorsunuz. Bu Stanford Üniversitesi'nin araştırması. Peki, şimdi tanışalım. Anne akıl, bir sürü etiket var. Onları hiç söylemeye gerek yok. Anne akıl, neşeyle ve keyifle bu hayatın akışı içinde insanları mutlu etmek, insanların daha mutlu, huzurlu bir hayat yaşamaları için desteklemek üzere öncelikle kendini geliştirmeye, sonra da etrafındaki insanların gelişimine katkı sağlamaya kendini adamış bir insan. Sadece bir insan. Ama biliyorum ki biz hayatta insanları okuduğu okulla, yaşıyla, nereli olduğuyla, nerede doğduğuyla ve mesleki titrileriyle tanıyoruz. Öyle kafamızda bir yere oturtuyoruz. Hepimizin doktorlara karşı müthiş bir saygısı var. Burada bir mali müşavirler grubu var, değil mi? Güçlü bir mesleğimiz var. Yani aldığımız etiketler hayatta bizi daha da belli yerlere koyuyorlar. Benim etiketlere gelince, 77 İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudum. Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezunum. 15 yıl boyunca reklam sektöründe çalıştım. Yani gazetelerde gördüğünüz ilanlar, sokaklarda, billboardlarda gördüğünüz afişler, reklam filmlerinin birebir marka ile iletişimini sağlayan ve işin mutfak kısmını oluşturan tarafında çalıştım. Bu çalışma bana ne sağladı biliyor musunuz? 15 yıl boyunca hepimizin farklı duygusal ihtiyaçları olduğunu, hepimizin bir egosu olduğunu ve hepimizin aslında iletişim dilinin farklı olduğunu öğretti. Biri gerçekten iyiyim derken aslında gerçekten iyi olmadığını ya da bir şeyi isterken aslında başka bir şey istediğini bu sektör, bu iş bana öğretti. Sonra 28-29 yaşlarındayken biraz da böyle hayatı sorgulama macerasına geçerken dedim ki, ya çok güzel, iyi bir reklamcı oldun, güzel okullarda okudun, başarılı oldun, iyi paralar kazandın. Eysin mi? Gerçekten mutlu muyum? Gerçekten huzurlu muyum? Hayatımda olan şeyler beni yeterince tatmin ediyor mu, keyif veriyor mu? Yoksa bir yerlerde sıkışıyor muyum diye hayatımı sormaya, kendime sormaya başladım. Bu kendime sorma yolculuğu benim kişisel gelişim yolculuğuma çıkardı. Şimdi televizyonlarda, gazetelerde duyuyoruz. Herkes bir şekilde kişisel gelişim nedir, ne yapar diye bahsediyor. Arkadaşlar, benim bulduğum, izninizle arkadaşlar görüyorum. Benim bulduğum insanın kendini daha yakından keşfetme yolculuğu. Ve bu yolculukta ben dedim ki, reklamcılık artık beni mutlu etmiyor. 7-24, geceli gündüzlü, hafta sonları dahil çalışmak mutlu etmiyor beni. Ama bundan mutlu olan bir tarafım vardı. Ego. Reklamcı olmaktan müthiş bir onur ve keyif duyuyordu. Çünkü reklamcılar biraz uçuk kaçık insanlar ama yarattığınız şey televizyonlardan milyonlara ulaşıyor. Zannediyorsunuz ki ben yaptım. İşte ne zaman ki ben yaptım demeye başlıyoruz, o zaman egomuzun tuzağına düşüyoruz. Aslında hiçbir şeyi ben yapmıyorum. Biz yapıyoruz. Şimdi siz burada birlikte eminim muhteşem şeyler yapıyorsunuz, yapacaksınız, yaptığınızda. İşte ben bunları sorgularken yolum değişti. EFT, regresyon, ezoterik şifa, duygusal kinesiyoloji gibi kavramlarla tanıştım. Bu kavramların hepsi bizi duygu olarak kendimizi ifade etmemize, desteklemede ve stresimizi azaltmada yardımcı olan teknikler. Zihinsel